Hocam nasılsın? Bayramlar hoş geldin Fatih'cim. Canım ya. Görüyoruz ya. Alakir ama kuzular gelmiyor. Gelecek gelecek. 61 bayramımız mübarek olsun. Dur abone açamadık. Selahattin abi geldim. Selamun aleyküm Sayın Başkanım, bayramınız mübarek olsun. Kahraman Başkanım, şampiyonluk yolunda hep ileri. Dönmez geri, Trabzonspor'un başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Siz kahramansınız. Allah yar ve yardımcınız olsun Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Başkanım da yeni. Yani cumartesi günü. Nasılsın başkanım? Bayramınız mübarek olsun. Sayın Valim hoş geldiniz. Dur Ahmet abi bir dakika. Olduğumuz yeri bozmayalım arkadaşlar. Girme ya. Bayramımız kutlandı, sene de kutlandı. Hayırlı bayramlar, hoş geldin Sefa Kemal. Ahmet Bey, bayram mübarek olsun. Olduğumuz yeri bozmayalım arkadaşlar. Girme ya.
Bayramımızı kutladım, gene de kutlarım. Hayırlı bayramla, hoş geldin Sefa Kemal diyor. Ahmet Bey, bayramın bayramı olsun. Sizi seviyoruz. Hedefimize ulaşacağız ve hakkımızı alacağız Allah'ın izniyle. Başlayalım. Arkadaşlar şöyle daha Fiko. Fatih bir kufanı versene, açtır. Açık mı? Açık. Çok değerli hemşehrilerim, çok değerli Trabzonlular, çok değerli Trabzonsporlular. Bir bayramı daha idrak ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın İslam alemine, vatanımıza, milletimize, Trabzon'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Trabzon'un bu süre içerisinde, Trabzonspor'un yine bu süre içerisinde birlikteliğinin, kardeşliğinin, Trabzon'daki beraberliğin artmasını diliyorum. İnşallah önümüz açıktır, önümüzde güzel günler var. Bu günleri hep beraber yaşayacağız. Bizim esas Trabzonspor camiası olarak, Trabzonlar olarak yolumuza gerçekten samimi olan, gerçekten Trabzon'u seven, Trabzonspor'u sevenlerle beraber devam edeceğiz. Bizim için önemli. Trabzon deyince Trabzonspor hemen akla geliyor. Bu önemi bilenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz. Ve günden güne Trabzonspor'un başarıya ulaşması için, şevkinin, moralinin artması için, Trabzon'un gelişmesi için, kalkınması için hep beraber gayret edeceğiz. Ben bu doğrultuda samimi şekilde hem taleplerini bize ileten, hem uyarılarını bize ileten, samimi uyarılarını ileten ve yol gösteren çok değerli Trabzon halkına, Trabzonspor'u sevenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bir kere daha Trabzon'un, Trabzonspor'un bayramını tebrik ediyorum. Sizlere de teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Bizim de derdimiz o birlikteliği, Trabzon'un gücünü de arkasına alarak Türkiye'deki çirkin yapılanmayı bozmak, futbolun bir eğlence olduğunu herkese göstermek amacımız. Çünkü biz koltuk sevdalısı değiliz, hizmet sevdalısıyız. O yüzden de halkın sevgisini gördükçe bizim şevkimiz de artıyor. Cenab-ı Allah inşallah o bize sevgi, saygı gösteren halka karşı bizi mahcup etmez. Bayram birliğin, beraberliğin sağlanması için Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Burada da tekrar bakanımızın da söylediği gibi samimi bir şekilde Trabzonspor'u dert edinenlerle beraber Trabzonspor'un sorunlarını aşacağımıza inanıyoruz. Ve bayram vesilesiyle yaşanan olumsuzluklar var ama bayramda bunlar konuşulmaz. İnsanlar bizi ceza vererek susturacağını sanıyorsa aldanıyorlar. Biz bu güzel günlerde güzel sözler kullanmak istiyoruz. Ama bayram sonrasında da Trabzonspor'un haklılığı için Trabzon insanının nasıl mücadele edeceğini insanlara da göstermek bizim boyumuzun borcudur. Onun için tekrar İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Müslümanlara da, onlara zulmedenlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde samimi şekilde birbirlerine sarılmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını tekrar hayırlara vesile olsun.